Okey, gönül isterdi ki bütün Marvel komiksleri baştan sona okuyalım. Spider-Man de kendi zamanında gelsin, tamam mı? Ama ben hesap yaptım. Birkaç yüzyıl yaşamam gerekiyor bunu yapabilmem için. It seems. Çünkü daha 1941'deyiz. 39'dan bu yana 3. yıl olsun hadi. 39'un sonlarına başladıydık. O kadar çok yan karakterin kendi sayıları çıkmaya başladı ki imkanı yok. Hani Human Torch vardı, bakın Submariner vardı, All Winners çıktı, işte Young Allies çıktı, bir iki bir şey daha vardı, şu an adını hatırlamıyorum ve bunlar sadece daha başlangıç. Bunun Transformers'ları gelecek, bunun Fantastic Dörtlüsü gelecek falan, bunların hepsi okey, bunları sevmiyor falan değilim of course, bunların hepsi güzel ama benim olayım Spider-Man, tamam mı? Yani şeyi fark ettim, ne zaman böyle yeni bir karakter geliyor olsun, ne zaman böyle bir şey hakkında konuşacak olsun, işte Spider-Man'de de şöyle oluyor, böyle oluyor falan tarzı benzetmeler yapıyor falan. Neyse dedim, bütün bunları yapıyorum, Spider-Man için yapıyor olduğumu fark ettim falan. Spider-Man'den başkasını çok da sevmediğimi fark ettim. Asıl olayımın Spider-Man olduğunu anladım falan. Sonra şey de var, ne var unuttum, hemen hatırlayıp geliyor. Yani ben çizgi roman okuyan bir insan değilim. Hani gerçi bunun şey olayı da var. Ne olayı var? Çizgi romanlar aşırı pahalı yani. Böyle vegan tavuklar nasıl normal tavuktan daha pahalı oluyormuş gibi. Yani hiç bilmiyorum. Dürüst olmak gerekirse de. Neyse, çizgi romanlarda normal kitaplara kıyasla çok pahalılar. Renkliler, bok bir sürü falan. Öyle çizgi roman satın almadan da okunmuyordu benim zamanımda. Öyle bilgisayardan kitap okuma olayları falan da yeni olaylar. Yeni olaylar. Ben bile yaşlanmaya başlamışım. Neyse diyoruz, neyse. Bir yandan şey de fark ettim. Yani tahmin ediyorum bunu. Spider-Man'in sayılarının çoğunun Türkçesi yok. Varsa bile kesinlikle PDF'leri falan yok. Hani bir şekilde aslında insanlar böyle Spider-Man'i sanki beraber okumak istiyorlar ama Türkçeleri bulunabilse bile kitap şeklinde buluyor elimizde tuttuğumuz falan. O şekilde de sen böyle okuyorsun, böyle sayfaları mı göstereceğiz kameraya falan? No man, no. Zamanı gelmiş diyoruz. Spider-Man, Jesus fucking hell. Oğlum aşırı heyecanlıydım var ya. Dün gece en son karar verdim, tamam dedim, Spider-Man okuyacağım. Bir de böyle bir tane Divine Intervention'ımsı bir şey oldu. Onu da anlatmadan şey etmeyeyim. İşte yemekhaneden çıktım. Dün akşam sigara içiyorum yemekhanenin az ötesinde. Tam böyle kampüste şeyler var işte. Böyle direkt örümcek adam örümceği diyeceğim gibi. Bak, yemin olsun devasa örümcekler var. Böyle hani kıskaçları falan ayrıntılı bir şekilde görünebilecek kadar tarantula vari örümcekler var kampüste. Ama öyle çok da tarantula falan değiller hani. Neyse. Ben böyle kimi böyle kampüse getirsem işte ailemden biri olsun, arkadaşlarımdan biri olsun kesin gösteriyorum o örümcekleri. İşte diyorum örümcek adamı örümcek adam yapan örümceklerden bunlar falan. Tıpatıp aynı lafı yanından 3-4 kişilik bu grup geçiyordu. Kızım biri söyledi işte, dedim tamam. Neden bilmiyorum. Onu böyle mesaj olarak algıladım, artık zamanı gelmiş falan. Bir yandan da kafamın bir taraflarında düşünüyormuşum Spider-Man'i, It Seems. Bir de of course Homecoming olayı var. Oğlum o kadar çok etkiledi ki böyle şeyim yani. Başka bir şey düşünememeye başladım Spider-Man'den başka falan. Bir şeyler yapmam lazım böyle bu Spider-Man tarafını tatmin edecek falan. Lan dedim Abdullah başla. Zaten 1000 küsür, 1000'e yakın. Hani bir 700 tane falan ben indirdim şu an hikaye. Daha doğrusu 700 tane indirmedim. 400 tanesini falan indirdim. Onları da hatta şimdi indirecektim. Unutmuşum. Şimdi fark ettim. Onları indirmeye başlayacağım az sonra. Öyle. Ne diyecektim? Ben unuttum. Hatırlayıp geliyor. Neyse yine kolay iş olmayacak. Yani bunun birkaç senesi varmış gibi duruyor. Bir kere hikayeler daha uzun. Normalde bir hikaye 10 küsür sayfa falan oluyor. Şu an 1941'lerde çıkan ama artık 1941'de değiliz. Artık 1962'di miydi bu? 63 müydü? Yazmıyor ki. Neyse. Öyle zaman da değişti falan. Hikayeler 30 küsür sayfalık gibi olacak falan. Ama o Spider-Man. Hani okumayı tek şey edeceğim çizgi roman diyeyim. Bu. Doğru olan bu. Bu durumda planda ufak bir değişiklik yapıyorum genel olarak. Örümcek Adamları bitirebilirsek Allah'ın izniyle. Ondan sonra Joker'i düşünüyorum. Çünkü en sevdiğim kahraman Spider-Man ise böyle en şeyde, gerçi en iyi villain'ı Venom, Cadcut falan da derim şimdi. Venom'u da aşırı seviyorum.
Ama Joker'in çok ayrı bir yeri var. Özellikle bu Heath Ledger'ın Dark Knight'ından sonra falan, Heath Ledger'ın Joker'inden, bir Joker'in de origin story'si, Joker tarzı ihtiyaçlarım var o filmi ilk izlediğimden beri. Onu tatmin etmek adına diyorum, bütün Spider-Man'leri okuduktan sonra bütün Joker'lerin olduğu bir şey okurum belki falan. Who knows? Umarım diyoruz. Bu şekilde tamamıyla ciddi anlamda ilgimi çeken çizgi romanları okuyor alacağım. Ve bu doğru olan, hani bir yandan şeyi fark ettim. Hani cidden fanlar var böyle Marvel komiksleri baştan sona okuyan falan. Ama ben hep Spider-Man'e bir gün geleceğiz, Spider-Man'e bir gün geleceğiz gibisinden. O Spider-Man geldiği gün yaşadığım şoku, mutluluğu hedefleyerek gibisinden okuduğumu fark ettim falan. Ama yani sarıyorlar. Bak şu an yalan yok. Kaptan Amerika bayağı sarıyordu. Young Allies, her ne kadar alay edesim gelse bile, böyle düpedüz Young, yani Allies. 9-10 yaşındaki çocukların hikayeleriydi böyle oradakiler. Ama gayet güzeldi, hani sarıyordu falan. Ama mesele saran bir şeyler okumaksa alayı sarıyor büyük ihtimal bu çizgi romanların, öyle ya da böyle. Mesele saran bir şey yapmak değil. Mesele aşırı saran bir şey yapmak. Belki de aşırı sarabilen çok nadir şeyler yapabilmek işte. Anladınız? Spider-Man öyle. Spider-Man öyle, gayri yeter dedim. Hayat kısa, ne olacağı belli olmuyor. Ne kadar çok origin story'e dair bir şeyler öğrenirsek, ne kadar çok ayrıntı toplarsak, ne kadar çok düşmanların temellerini görüp günümüzdeki sinema versiyonlarıyla kıyaslaya bir şeyleri daha iyi anlamaya başlarsak o kadar iyi diyoruz. Şu koltuk altına çıkan şu A olayını bir türlü anlayamadım tam olarak. Ne işe yarıyor? Dün şeyi düşündüm. Acaba dedim atacağı ağların deposu gibi bir şey falan mı böyle de. İğrenç bir tahmin biliyorum. Evet diyoruz. Okey. Şu sayfanın etçük kenarı yok ama onu da şey ettim. Bundan sonra bütün reklamları da okumayacağız. Çünkü şunda bir reklam göreceğiz. Resmen okuması aralıksız 5 dakika falan sürecek. Yani no. No man diyoruz. Şuna bir bakalım ne diyor. Approved by the Comics Code A Authority diyor. Bu da yeni bir şey herhalde. 1941'de falan yoktu bunlardan diyoruz. MC derken Marvel Universe diyeceğim. No. MC ne bilmiyorum. MC şey, MC bu DJ'ler falan, MC onların MC mi deniyordu? Whatever. Amazing Fantasy demişler. Çok böyle anlatım bozukluğu gibi hissettirdi. Hani fantasy zaten amazing olan bir şey. Neden amazing diyoruz bir de bir kere daha falan olasım geldi. 15 August demiş. June sayısı değil miydi oğlum bu? 12 cent demiş. 2 cent artmış fiyatlar. Okey diyoruz. Introducing Spider-Man. Bu şey değil. Bu Stanley bayağı bir yalvarıyor. Martin Goodman'ın, o dönemin Marvel'in sahibi, bok püsür. İşte yeni bir karakter yapmamız lazım. Hani işte ya böyle sadece büyükler ya da işte ufaklar, bunların sidekickleri var. Ara alanı dolduracak böyle bir teenagerlara falan ihtiyaç. Bir teenagerlara hitap edecek bir karakter yaratmamız lazım. Jetrut falan, Martin Goodman of course hödüklük ediyor. Hayır diyor, istemiyorum Jetrut falan. En son kabul ediyor Stanley'nin dediği şeyi. Ama böyle boktan, zaten biteceği belli olan bir çizgi roman. Ne derler? Of. Ne diyeceğim, böyle onun adını bilmiyorum. Hadi ben düşünüp geliyorum. Yani onun bir adı yok. O, bu dönem 1962'de, 3'te falan 5-10 tane falan farklı şey çıkıyor sanırım. Hikaye çıkıyor. Marvel Comics'ten farklı farklı kitaplar altında, kitaplardan biteceğini bildiğinin bir tanesine Spider-Man'i denemesine izin veriyor en son. Stanley'nin sonra öyle bir satıyor ki falan, of course böyle Martin Goodman şok oluyor falan. Neyse diyoruz. Durum bu. Bunu bir yere bağlayacak mıydım? Unuttum. Do the world may mock Peter Parker. Jesus. Ağzından Peter Parker lafının çıkması bir ilgincime gitti. The timid teenager. Bir de şeyi okudum. Wikipedia'dan dün böyle bazı çizgi roman, bazı hikayeler inmeye devam ediyordu. Onlar bitmeden yatamadım. Onlar bitene kadar Wikipedia'dan biraz bakayım dedim, böyle bu Spider-Man neyin nesi falan. Bir şeyin ilkini yapıyor. Of course, oğlum, of course bir Spider-Man bir şeyin ilkini yapıyor. O kadar güzel ki hani. Neyse, yaptığı ilk de şeymiş. Hani ya böyle aşırı yaşı 30-40 bok püsür olan karakter oluyor, bunun sidekickleri oluyor. İşte 9-10 yaşında uşaklar.
Hadi ya da böyle işte teenager da olabiliyor bunlar. Ama bunlar sidekick oluyor. Ana karakteri olmuyorlar. Ana karakterin yanındaki kişi oluyorlar falan. Bu Spider-Man figürü neyin şeyi oluyor, ifadesi oluyor? İlk defa ana karakter olacak kadar yaşı cacürt büyük olmayan, teenager olan, yani bir psychic özelliklerini taşıyan bir karakter ana karakteri oluyor. Bunu okuduğum an Tom Holland'ın neden başarılı olduğuna dair bir şey daha fazladan anlamış oldum. Çünkü Tom Holland bir şekilde o ses tonu, bir şekilde Iron Man'e böyle ilk filmde mesela şey falan yaptıydı. Lütfen kostüm benden almayın, kostüm alırsanız ben bir hiçim falan tarzı böyle laflar ettiydi. Hani bir şekilde mesela Homecoming filminde Robert Downey Jr. buna böyle bir baba figürü gibi koymuşlardı. Böyle bir akıl veren, böyle bir işte anladınız o tarz şeyler. Kelimesi gelmedi aklıma. Neyse ama bu aslında şey yani. Cidden Spider-Man olayı da böyle bir şey. Hani sidekick olan bir karakter Spider-Man ama bir yandan ana karakter falan. Şeyi bildiğimiz, en azından Wikipedia öyle diyor hani. Ya böyle karakterin yaşı çok büyük olacak ana karakter olmak için ya da işte direkt sidekick olacak. Ana karakterinden ayrı hikayeleri olsa bile Young Allies gibi Bucky Kaptan Amerika ile değil Human Torch'un sidekick'i Thor ile takılıyordu Young Allies'e. Bir daha okumayı düşünmüyorum onları. Neyse ama orijinalinde Bucky'nin Kaptan Amerika'nın Thor'un da Human Torch'un karakteri olduğunu biliyoruz falan. Ne diyeceğimi unuttum, hatırlayıp geliyorum. Neyse tam birazcık unuttum ne diyeceğimi ama temel olayı hala hatırlıyorum. Tom Holland hemen bir kere daha yine unuttum, hemen geliyor. Yani Tom Holland en azından ilk filmlerde falan şey diyorduk. Fazla genç, fazla çocuk, fazla deneyimsiz falan diyebiliyorduk rahat bir şekilde. Ama hala kendi filminin ana karakteri olma konusunda bir şüphesi olmuyordu falan. Tam olarak böyle bir his Stan Lee'nin belki de bilmem kaç sene içinde ilk defa verebildiği diyelim. Spider-Man'i efsanevi yapan olaylardan birisi de bu. Hani o ground breaking demiş hatta Wikipedia'da, baya böyle ezberin dışına çıkan bir olay. Zaten o yine Wikipedia'da okudum. Stan Lee böyle Spider-Man, şimdi Stan Lee yarattı diyeceğim ama bir sürü şey de okudum. Jack Kirby, Stan Lee bizden çaldı o karakteri. Bu Jack Kirby, bu da Kaptan Amerika'nın yazarları, çizerleri. Bunların işte Fly diye bir karakterleri varmış. O Fly karakterinin özelliklerinden Stan Lee yaratmış falan. Sonra Steve Ditko'ydu adını, yanlış söylemiyorsam. Böyle Spider-Man'in kostümünü çizen de o zaten falan. Neyse ama o dönem Stan Lee böyle en basitinden teenagerlara ulaşabilmek istiyor. Çizgi roman okuyanların ya büyük ya da aşırı ufak insanlar olduğunu, aradaki o kitleye ulaşamadıklarını falan düşünüyor. Hani yani böyle aklında kendi ezberlerini bile, çünkü kendisi de o dönem kaç oluyor? 1941'de 18 yaşında olan bir insan 1963'te kaç oluyor? 39-40 yaşında falan oluyor. Senelerdir yazıyor işte, 20 senedir çırt çırt. Ama hala kendisi, ya böyle kendisi de o 20 senenin yazmasının verdiği kalıpların içinde kaldığını fark edip kendi kalıplarını da aşmaya çalışıyor bir yandan falan. Öyle bütün bunlar bir araya gelince Spider-Man olarak çıkmış. Olağanüstü diyoruz oğlum. Şundan daha güzel, şundan daha güzel bir karakter olabilir mi? Şundan daha güzel oyunların oynamasını zevk verdiği bir karakter olabilir mi? Benim oynadığım ilk oyunlar bir şey vardı. 2001'de çıkmış. Bu yerlerin sarı oldu, binalardan düşünce öldüğümüz Spider-Man oyunu vardı. Bildiğim ilk bilgisayar oyunlarından biri senin. Mario falan'ın önce, Mario falan ilk bildiğim oyun Mario ne? Ona bir şey demiyorum. Yani böyle adam akıllı bilgisayar oyunu şey edecek olsak o var. Sonra işte Spider-Man 2'nin oyunu falan. Kaç? 200-300 kere falan baştan sona bitirmişimdir oyunu. Farklı farklı zamanlarda. Hatta semester'da ufak kardeşimle beraber oynayıp bitirmeyi düşünüyorum bir kere de. Neyse o kadar böyle özümdeki benim bu Spider-Man figürünün, çizgi filmleri olsun, filmleri olsun, oyunları olsun falan. Benim ilk böyle ilk anılarımda Spider-Man var sanırım bir şekilde. Hani o kadar bilmiyorum, emin olamıyorum ama İlk böyle en çok sevdiğim ve hiçbir zaman sanırım sevgimin azalmadığı karakter diyeyim. Hani şey de ilginç. Bir şekilde şimdi İncil okurken falan konuştuğumuz o din muhabbetlerini cırt biliyorsunuz falan. Hani böyle bu muhabbetler biraz
uç muhabbetler, tamam mı? Hani kolayına eden insanlar bulamıyoruz. Ben kimseyi bulamadım kendimden başka. Mesela hani bir yandan o tarz konuları inceleyen biri olarak falan, hani bir şekilde böyle bir yalnızlık payım da var benim, böyle bir şekilde bu konuları sadece ben konuşuyorum falan. Hani resmen Spider-Man bunun tam tersi ama. Spider-Man herkesin favori karakteri gibi bir şey. Ya böyle resmen şey oldu mesela. Süper Kalem Brothers da buna vurgu yaptı hatta. Böyle insanlar özellikle spoiler vermeme eğiliminde falan vermiş yorumlarda falan. Kendi attıkları videolarda falan insanlar direkt böyle spoiler vermemişler falan. Şeye bağlı işte Süper Kalem Brothers bunu. Hani insanlar o kadar çok seviyordu ki kendileri Spider-Man'i. Başka insanların o deneyimi kendilerinin yaşadığı gibi yaşayabilmelerini engel olmamak için özel bir çaba sarf ediyorlardı falan. Neyse öyle. Hani bu Spider-Man mevzusu o kadar çok insan aynı şey hissettiğimi biliyorum ki ve gayet yoğun hisler falan. Benim bir şekilde böyle insanlarla olan bağlantım gibi bir şey yani. Hani çünkü Spider-Man mevzusunda kendi hissettiklerimle yalnız olmadığımı eminim yani. Din muhabbetinde yapayalnızım. Spider-Man muhabbetinde koca dünya şey yani. Direkt anlıyor benim ne hissettiğimi ettiğimi cırt cırt diyelim falan. Neyse çok konuştum. Biliyorum çok konuştum. İleri sararsınız. Zaten videoları izleme olayında şey yaparız. Dinliyorsunuz beni, baktığınız muhabbet sarmıyor. Az buçuk ileri alın. Resimler oynuyorsa o muhabbet bitmiştir gibi bir şey anlamına geliyor falan sanırım. Oradan anlarsınız diyelim. Onun dışında şurayı okumadan önce diyecek bir şey var mı düşünüp geliyorum. Nope diyoruz. It will soon marvel at the awesome might of Spider-Man falan. En başta bütün detaylar aslında oturmuş gibi bir şey. Spider-Man kostümü cidden böyle. Şu A mevzusu çok uzun bir süre durmaya devam edecek. Gözleri de mavi yapmışlar sanki. Birazcık o gözler beyaza dönüşecek diyoruz. Ayaklar da aynı. Karakterin çoğu zaten lak diye yapılmış önceden diyoruz. Tamam diyoruz. Şuralarda başka bir şey. Also in this issue, an important message to you from the editor about the new amazing falan etmiş. Okey diyoruz. Şu resme bir kendim bakıp geliyorum. Okey devam diyoruz ama aşırı heyecanlıyım. Şu an origin story'yi okuyacağız. Ha bir de şey diyeceğim. Bu Spider-Man sayılarını 100-100 diye bölmüşler işte. Birden 100'e kadar onu ayrı indirdim. 100'den 200'e kadar onu ayrı indirdim falan. Birden 100'e kadar indirdiklerimin içinde bir tane eksi bir vardı. Ve 1997'de falan yazılmış, tamam mı? Hani eksi birinci sayı falan. Bu durumda şeyi düşündüm. Büyük ihtimal o böyle bizim bildiğimiz büyük güç, büyük sorumluluk gerektirir lafını işte Ben amca söylüyor falan. O efsanevi hikayenin yazılmış en güzel hali gibi bir şey falan. Büyük ihtimal. Onun için eksi bir diyorlar bence. Bu eksi iki. Bu durumda ilk bunu okuyacağız, sonra o eksi biri okuyacağız. Sonra da gelmiş geçmiş ilk birinci sayı olarak geçen normal Spider-Man onu okuyacağız falan tertemiz. Sonra da direkt devam ediyoruz. Bir de şey var sanırım. Spider-Man başka karakterlerin hikayelerinde de görünüyormuş bazen falan. Hani onlar buralarda var mı benim indirdiklerim içinde yoksa onları ayrı bulmak gerekiyor mu falan. I have no idea. Hani yine %100'lük bir iş yapamama ihtimalimiz var. Ama bir yandan insanlar onları da okumak isterdi bence falan. Onun için benim indirdiklerim içinde onlar da varmıştır diye umuyorum. Eğer öyleyse tertemiz. Tertemiz. Seneler boyunca sadece Spider-Man okuyoruz. Tertemiz. Okey diyoruz. Gayri. Devam ediyorum. 15 diyor. Bu da 15. sayı işte. Ya da 15 Ağustos'un 15'i mi? Not sure. Devam diyoruz. İşte bu dediydim. Böyle ben oturup bu reklamı okumayacağım. Bir şey nasıl çizilir onu anlatıyor falan. Even if you can't draw a straight line falan. Okay diyoruz. Fuck you. 15 to 2 biliyoruz. Jesus. Jesus diyoruz. Spider-Man tam bu Spider-Man duruşu var böyle. Like costume heroes, confidentially, we in the comic mag business refer to them as long underwear characters. Baya böyle bir esprili üslup gelmiş buraya. Direkt bunu hissettim 1941'de falan hiç. Bu derece bir dakika niye bu kadar samimiyet kurdum ben şu an yazarla
gibisinden bir şeyler hissettiğimi hatırlamıyorum ama şu an birden böyle bir şey hissettim falan. Sırf Spider-Man olduğu için istediği kadar gereksiz samimiyet yaparsa yapsın. Spider-Man okumak istiyorum ben diyor. And as you know, there are dime a dozen. But within you may find our Spider-Man şeyi o hyper mı diyordur onu unutmuş. Just a bit different. Yani of fucking course, of fucking course. Wikipedia'da mı ne okudum? Gelmiş gitmiş en meşhur, en şey fictional karakter olarak falan geçiyor. A bit 3 nokta different gelmiş gitmiş en orijinal, en çok famous olmuş, en çok herkesin bildiği, sevdiği karakteri yaratmak. A bit 3 nokta different oluyorsa falan good job kanka diyoruz. Good job falan örümcek. Bu da acaba kim falan diyoruz. Gölgesi vurmuş. Duvarda örümcek abi, bu bizim Peter Parker obviously diyoruz. Şey değil. Tobey Maguire'ı böyle direkt bu karaktere benzeyen bir karakter seçmemişler onu anlıyorum bir yandan falan. Ama işte bilmiyorum. Böyle bilmiyoruz. Hani anlatabiliyor muyum? Tobey Maguire'ın Spider-Man benim bildiğim ilk Spider-Man gibi bir şey. Hani bilmiyorum. Mesela ilk çizgi romanı açsam orada göreceğim Peter Parker'ın suratı Tobey Maguire'ın suratına benzer miydi, benzemez miydi? Senelerdir kafamın içinde yaratmış bir soru ve cevabını hiçbir şekilde bulmadı. Bugüne kadar benzemiyorlar. Bu kadar. Bu kadar. Bakın tertemiz, tertemiz. Bir sürü, böyle bir sürü çoğunu uşaklığımda oluşturduğum soruların cevaplarını bulacağız. Very good diyoruz. Very good, very good. 125 diyoruz. Okay, gayri başlayalım. Say gang, we need one more guy for the dance. How about Peter Parker over there? Are you kidding? That bookworm wouldn't know a cha-cha from a waltz. Peter Parker is Midtown High's only professional wallflower falan. Wallflower, Wallcrawler. Spider-Man 2'nin oyununda o kötü adamlar bize Wallcrawler falan diyorlardı. Wallflower deyince lan dedim acaba Wallflower da diyorlar mı falan aldım böyle de. Tamam şu an boş yapıyor olma ihtimalim yüksek. Ama Wallflower, Wallcrawler falan biraz fazla coincidence gibi geldi ama bilmiyorum. Okey bilmiyorum. Boş yapıyorum büyük ihtimal. Bu obviously Flash bu şey Mary Jane diyeceğim ama değil. Bir iki sayfa ileriye baktıydım ben. Değişik Salina mı neydi bir şeydi bu. Şu belki Harry'miştir. Şu karakterlerin hepsinin suratı aynı. Şunun da aynı hatta. Peter Parker dışında herkesin suratı aşağı yukarı aynı hatta. Bu klasik işte karakter çeşitliliği özürlülüğümüz var. Çizerlerinin olayı diyelim. Submariner'da vardı. 5 tane falan beti vardı. Gülmekten karnıma ağrılar girdiydi falan. Bir kere Stan Lee and Steve Ditko diyoruz. Version ne bu? 789 one not sure. Neyden bahsediyorsun şu an? Okey diyoruz. Şu sayfaya bir bakıp geliyorum. Devam diyoruz. 15 to 3A demiş. Jesus oğlum ya. As you may have gathered, Peter Parker was far from being the biggest man on campus. Kısa boyluymuş. Jesus diyoruz oğlum. Jesus. But his uncle Ben thought he was a pretty special lad. You're not fooling me, PD. I know you're awake and it's time for school. Gosh, Uncle Ben, you're worse than a room full of alarm clocks. Okay, diyoruz. Aşırı yaşlı çizmişler. Meyalayı falan şu ağzın kıvrımlarını görüyorsunuz direkt. Bu şey yani yaşlı ağzı Ugwe. Kung Fu Panda'dan Ugwe diyoruz. Şurada kendimden dolayı okuyamıyorum. As for Pete's Aunt May, she taught the son Rose and set upon her nephew falan. Tamam bunun annesiyle babası ölü Peter'ın ama onu hiç hissettirmiyorlar diyoruz. Okay. I cooked your favorite breakfast PT with cakes. Nasıl bir yemek not sure. Don't fatten him up too much dear. I can hardly out wrestle him. No falan. Pasa böyle espri yapıyorlar. Kaslarına dokunuyor. Jet cut falan. Uşak college diyor. College. Nasıl okunuyor? College. Fucking hell college diyeceğim. On campus derken bu kampüs hamlar üniversite olayları değil mi? Lisede var mı kampüsler? Şu an onu düşünüyorum. Hemen geliyorum. Yani Uşak ya ünlü ama liseli gibi duruyor.
ya da liseli ve yine fazla liseli gibi duruyor falan. Uşak cidden ufak gösteriyor. Şurada falan bilmiyorum. Liseli gibi falan. O aşırı güzel bir detay. Çünkü hani Kaptan Amerika'yı falan biliyoruz böyle şey gibi. 2 metre canavar gibi falan. We have them already. Submariner, Human Torpedo alayı. Alayı bunların boylu poslu insanlar. Tamam mı? Üstüne üstlük zekiler, üstüne üstlük süper karakterler. Tipleri varsa tipleri güzel falan. Her şeyin iyisi, tamam mı? Bize her şeyin iyisi olmayan karakterler lazım. Gözlükleri var, boyu kısa falan. Tertemiz oğlum. Tertemiz diyoruz. Devam. The faculty at Midtown High were also fond of the clean cut, hardworking honor student. Keep up the good work, Parker. And you, Parker oğlum. Şaka gibi olduk ya. And you're sure to raise a scholarship when you graduate. I'll do my best, sir. When you graduate derken liseden mi mezun olmak yoksa undergraduate diyoruz mesela. Lisansları, yüksek lisanslara graduate diyoruz. Yüksek lisans olma şeyi mi mesela burada bir tık yine üniversite gibi duruyor sanki falan. Not sure. But alas, teenagers derken 20-21, bunlar teenager ki değil hatta. Teenager dediğin 12'den falan başlamıyor mu? Yani liseli bu ya. Teenager denmesi, üniversitelere teenager denir mi? Denir gerçi. 30-40 yaşındaki insanlar için teenagerlerisi. Çünkü üniversiteliler olarak bakalım. Kampüs olan da üniversiteli bence bu. Other teenagers can sometimes unwittingly be so very cruel to a shy young man. Sally. Bu Sally de şey değil miydi? Sevimli canavarlardı karakterlerden birinin adı. Sullivan. O şu mavi olan diyorum o Sullivan'dı. Sally I am. Was wondering if you're busy tonight falan. Hani şaymaya ama direkt gidip çıkma teklifi de ediyor falan. Ben etmiyorum mesela. Hani bu şaysa ben über şay falan oluyorum herhalde. Peter for the upteenth time. You're just not my type. Birden fazla da sormuş olan. Not when dreamboats like Flash Thompson are around. I admire your good taste doll. Get lost bookworm falan. Okay diyoruz. Bir şekilde şey de değişik. Hani herhalde özel üniversitemsi falan bir şey. Yani mesela şu an Türkiye'deki özel üniversitelerde burslu okuyanlar bir de burslu okumayan diye ikiye bölüyoruz ya burslu okuyanlar bayağı ciddi sıralamalar yapıp gelebilmiş oluyorlar. Burssuz okuyanlar parayı verip okuyabilmiş oluyorlar falan. Bu herhalde burssuz okuyan tip bu da burslu okuyan tip gibi bir şey. Sanırım okudukları üniversitede diyoruz. Okey tamam biraz kötü bir detaydı. Şuraya kadar olan yerlere bir bakıp geliyorum. Devam diyoruz. Look, there is a great new exhibit at the Science Hall tonight. Would any of you like to go with me? Science Hall falan der. You stick to science son. We'll take the chicks falan. Okay diyoruz. Yes or some. Being a teenager has many heartbreaking moments. See you around bookworm. Give our regards to the Atom Smashers Peter falan. Direkt böyle şeyler. Dışlanıyor işte. Ders çalıştığı için dışlanıyor bunlar. Takılıyorlar ortam. Cetcut falan diyoruz. Of course. Etçük abartılı ama gayet güzel. Devam. Someday I'll show them. Ha böyle bir grudge'ı da varmış. Grudge kelimesi şu an çok doğruymuş gibi hissettirdi. Türkçesini bilmiyorum ama doğru kelimeyi kullanmışım gibi hissettim. Hani ben böyle üzülüp yürüyüp gitmesini beklerdim ama ben onları göstereceğim falan gibisinden bir tarafı varmış. Peki diyoruz. Hoşuma gitmedi pek ama yapacak bir şey yok. Someday I'll show them. Sob. Someday they'll be sorry. Ha, sob falan ağlıyor it seems. Sorry that they laughed at me. Bu bayağı şey. Ne derler? Bu oğlum çok bastırılmış bir insan şey veriyor, tepkisi veriyor falan. Aklıma şey falan geldi. İnanılmaz ailedeki sindrom. Sindrom diye mi okunuyor? Sindrom mu yoksa? O karakterin böyle intikam yeminleri etmesi falan geldi aklıma. Ama belki o dönem 1963 falan belki o sindrom karakteri vari düşman oluşumlarının bir gün size göstereceğim deyip bir karakterin işte çok güçlenmesi zaman içinde
über kötü olması falan bunlar belki de yakın zamanın olaylarıymıştır. Bu dönemde işte bir gün size göstereceğim diyen karakter sonra cidden güçlü bir konuma geldiği zaman şey oluyormuştur falan. Yani iyi karakterler böyle bir karşılık veriyormuştur. O dönemin modası böyle yaratmakmıştır karakterleri falan. Not sure diyoruz. Arada ciddi bir zaman farkı var. Yaklaşık bir 70 sene falan. Bu açıdan anakronizm mi diyorlardı? Onu yapmamak şart diyoruz. Devam. Science exhibit experiments in radioactivity open to the public room. 30 demiş. Okay diyor. Büyük ihtimal bu hani o dönemde normal karşılanıyormuş ama bugün benim hoşuma gitmedi dediğim bu detay Stanley'in eksi birinci sayısında 1997'de onda şöyle bir iki sayfasına baktım. Bence orada olmayacak mesela. Hani bu cidden biraz 1963'ün olayı sanırım. Bir karakter yanlış anlaşılıyor, hafife alınıyor, küçümseniyor, herkes onu reddediyor. Cacut bu karakter çok içine kapanıyor, çok üzülüyor falan. Ama sonra bir gün çok başarılı olup böyle herkesi etkileyebilmeye başlıyor falan. Sanki 1963'ler biraz böyle çalışıyormuş. Kafası gibi geldi. Ben nasıl görmek isterdim Peter'ı? Hani bütün bunlardan dolayı üzülürdü. Ama böyle bir intikam duygusuna hiçbir zaman kapılmazdı falan. Çünkü gerçek bir süper karakter. Cacut falan yapıyoruz of course bir yandan. Hani I'll show them falan. Bilmiyorum. Bence bu I'll show them muhabbeti olmayacak. Eksi birinci hikayede what we shall see. Okey diyoruz. Bir düşünüp geliyor. Devam diyoruz. 3B demiş. A, B falan derken böyle iki sayfanın bir sayfası A, bir sayfası B gibi bir şey herhalde. Evet. Bir şeyler oluyor. And a few minutes later, Peter Parker forgets the tons of his classmates as he is transported to another world, the fascinating world of atomic science. And now for a demonstration of how we can control radioactive rays here in the laboratory. Okay, diyoruz. But as the experiment begins, no one notices a tiny spider descending from the ceiling on an almost invisible strand of web. Okay diyoruz. Kendimi çekeyim okuyabilmek için. A spider whom fate has given a stirring, if brief, role to play in the drama we call life. Bunlar tam Stanley lafları falan herhalde. In the drama we call life falan. Çünkü şeyde hiç hatırlamıyorum. 1941'e kadar okuduğumuz çizgi romanlarda diyelim. Bu durumda tam atomik Ray bok püsürü şeyden püskürten alet püskürttüğü sırada örümceğe çarpacak. Örümcek de Peter'ı sokacak. Ondan sonra hikaye böyleymiş diyoruz. Şey değil yani. 15 tane falan güçlendirilmiş örümcek arasından bir tanesi kaçmış da o da Peter'ı ısırmış falan değil bence. Devam diyoruz. Accidentally absorbing a fantastic amount of radioactivity, the dying insect in sudden shock. Bites the nearest living thing. Nearest living thing lafı direkt Harry Potter'a gittim. At a split second before life ebbs from its radioactive body. Oh, etti şöyle. Okey diyoruz. Avucunun içinde kocaman duruyor. Böyle bir örümcek bende duracak. Ben ne yapacağımı şaşırırdım. Ben örümceklerden aşırı korkuyorum. Hele bizim kampüsdekileri falan siz görmediniz ya da gördünüz mü bilmiyorum. Şeyler yani. Çok tehlikeliler. Spider, it bit me, but why is it burning so? Why is it glowing that way falan. Böyle şey yani, düpedüz ışık falan saçıyor. Okay diyoruz. My head, it feels strange. I need some air. Looks as though our experiment on nerd young Parker. Too bad. He must have a weak stomach falan. Okay diyoruz. Bunlar bile alay ediyor. What's happening to me? I feel different, as though my entire body is charged with some sort of fantastic energy falan. Biraz fazla hızlı oldu diyoruz. Honk honk. Bu sesler neyin sesleri? Bu sesler neyin sesleri? Not sure. Parmaklarını şöyle sarı sarı çizmişler falan. Hani böyle bir yapışkanlık hissi falan geliyor. It seems diyoruz. Ama çok güzel detaylar. Devam diyoruz mu? Diyoruz.
Revlin is tossed. Peter doesn't hear the auto which narrowly misses him until the last instant, and then, unnoticed by the riders, he unthinkingly leaps to safety. But what a leap it is! That was one egghead who won't daydream anymore when he crossed the street. You can say that again falan. Ne dediler tam anlamadım, bir bakıp geliyorum. Bir de duvara yapışmış eli din olmuş. Gördüğümüz ilk din diyor Spider-Man'deki. Okay, şuraya bir bakıp geliyor. Devam diyoruz. For a Jesus. Tırmanmaya falan var. O biraz fazla hızlı değil mi falan oldu. Evet, cidden öyle. İşte onun için bir origin story ihtiyacımız var. Ellerini sarı çizmeye başladı çünkü eller yapışabiliyor artık. Bunu anlatmaya çalışıyor diyoruz. Çizerler, yazarlar, whatever. What's come over me? I'm scaling this wall just as easily as I can walk. Very good diyoruz. Mommy, look at the man walking up the side of a building. That's the last horror movie I take you to, young man falan. Kafasını çevirip baksa görecek cidden diyoruz. İki detay geldi aklıma, ya da bir tane mi oluyor? Not sure. Detay şey. Stanley Spider Boy adını söylemek istemiyor kendi karakteri için. Çünkü diyor, eğer boy dersem hani tam böyle vermesini istediğim etki vermeyecek. Bu bir diyor. İkincisi de şey diyor. Ben diyor karakterin gelişimini, büyümesini, ilerlemesini takip edebilmek istiyorum. Çizgi roman boyunca diyor. Hani bir man olacak eninde sonunda. Peter Parker şu an liseli, üniliyse cacut bile diyoruz. Üniliyse man olmuş oluyor aslında. O da ayrı bir olaydı. Neyse. Onun için man diyor. Ama boy olduğunu herkes biliyor yani. Tamam, öyle ya da böyle. Uşak man demeyi tercih etti burada. Değişime gitti. Buraya bir bakıp geliyor. Devam diyoruz, yine kendimden dolayı okuyamıyorum. It's incredible. I reached the roof in just a few seconds. What's this? I crushed this steel pipe as though it were paper falan. Okay diyoruz. Miles da şey oluyordu. Into the Spider-Verse'de sinirleniyordu bizim göbekli Peter'ı. Şöyle taşa vuruyordu, taş kırpıyordu. That was new falan gibisinden bir şey yapıyordu. Aynı olay diyoruz. It's the spider. It has to be somehow. In some miraculous way, his bite has transferred his own power to me. Okay. Bu ilginç bir bakış açısı. Çünkü tam ben böyle olduğunu düşünmediydim. Hiç. Buraya bir bakıp geliyorum. Hani örümceğin ölmek üzere olduğunu, cacut falan tarz detaylar da olduğunu bilmiyordum ben. Hani aynen, çünkü Tobey Maguire'ın Sam Raimi'nin Spider-Man diyorlar, o yönettiği için. Orada direkt böyle ultra güçlü örümcekler yapılıyordu. O örümceklerden biri soktuğu için Peter'ı, o da çok ultra güçlü oluyordu. Burada ne oldu? Örümcek radyoaktif bok püsür, bir sürü işte o radyo, biliyorsunuz o bilimsel terimli ışınları alınca örümcek birden ölmek üzere oldu. O panik içinde falan soktu gibi oldu. Böyle hani bir arkadaşlık ilişkimsi bir şey bile oluşmuş gibi oldu bir nevi böyle. Peter'la örümcek arasında diyelim. Interesting diyoruz. Bir kere daha durup geliyorum. Devam diyoruz. El sarı çizilmeye devam ediyor falan. Gayet enteresan diyoruz. I can walk down this cable as effortlessly as the spider itself can glide along its web. Hani bu da ilginç, böyle direkt bir tane tel gibi bir şeyden tersine iniyor falan. Hani böyle şurada öyle bir üslup var ki böyle aslında cidden örümcek gibi davranası geldiğini de anlıyoruz bu karaktere. Sadece örümceğin yapabildiği şeyleri yapabilmekten çok örümcek gibi davranası da geliyor. Ellerini kollarını değişik değişik kullanası geliyor falan böyle. Bu detayı da şu ana kadar kapmadıydım sanki. Diyorum, devam ediyorum. I've got to have time to think. I've got to plan what to do with this unbelievable ability which fate has given me. Okay diyoruz. Bu tabii böyle şey, bu uşaktı. Size kanıtlayacağım şey oldu. Şimdi gidecek Flash Thompson'ı falan dövecek zaten. Ama fate buna diyecek ki büyük güç büyük sorumluluk gerektirir falan. O dersini alması lazım şu an diyoruz. Okay. Devam diyoruz. A few minutes later,
This will be a good chance to test my power again. Okay, diyoruz. $100 to the man who can stay in the ring 3 minutes with Crusher Hogan demiş. Sanki bu Crusher Hogan değil de testleri gibi bir şeydi böyle. Şeydi ki karakter Tobey Maguire'da. Okay, diyoruz. Filled with excitement, Pete races back home and I put on some old clothes and leave my glasses here. But what if I fail? I don't want to be a laughing stock. I will find some way to disguise myself. O kadar güzel ki. Hani böyle rezil olmamak için kendini saklamaya başlayacak. Ama sonradan o rezil olmamak için kendini saklama olayı etrafındaki sevdiklerine zarar gelmemesi için kendini saklama olayına dönüşecek falan. Tertemiz oğlum. Tertemiz ya. Of. İşte olay bu ya diyoruz. Gerçekten. Tertemiz. Okey. Bir durup geliyorum. Genel olarak bakıp geliyorum. Devam diyoruz. For A, for B. A few minutes later, I try for that $100 crusher falan. Kafasını çorabımsı bir şeyle bağlamış. Üstüne de hırka gibi bir şey giymiş falan. Of course, Spider-Man değil diyor. Şuna bakın. Well, well, if it ain't a little masked Marvel. Step up, sucker falan. Masked Marvel. Şu kelimeyi seçmeleri de Marvel Comics'e vurgu falan diyor. Yani direkt Marvel Comics'teki her türlü karakteri bir şekilde onun o karakterlerle alay eden insanlar Marvel kelimesini kullanırlar. Çünkü Marvel. Comics okuyoruz. Bir sürü Marvel var falan. Neyse anladınız işte. Çok uzatmayayım lafı. Now just relax, shorty. Shorty falan. Boy pose. Ne deniyor buna? Boy kısa olduğu için alay ediyor işte. I try to make this as painless as possible falan. Şu an korkasım geldi. Çünkü cidden Hulk gibi diyoruz. Karakter. Okay. Very good. Üstten atlamış şöyle. It works. I have the speed, the agility ya da agility. The very strength of a gigantic spider. Hey falan. Okay diyoruz. Put me down. You win. You win falan. Okay diyoruz. You're not human. Nobody can do that. Bana bad falan. Okay diyoruz. Greatest act I've ever seen. Sensational, fantastic. And that mask gimmick gives him just the right touch of mystery. He was terrific falan. Şeyi konuştuyduk. Herkesin kendi kelimesi oluyor. %100 başarıyı anlatmak için Hans Zimmer elegant diyor. Benim işte Ken Robert Westfall hocam terrific kelimesini kullanıyor. Bazıları excellent'ı kullanıyor. Excellent'ı çok kullanıyordu Harry Potter'dan. Ron Harry Potter'dan brilliant kelimesini kullanıyor falan. Herkesin böyle kendi kelimesi var. Bu adam da terrific kullandı. Güzel diyoruz. That masked character may be just what I've been looking for etmiş. Bu adam önemli mi olacak? Not sure. Şuralara bir bakıp geliyorum. Çok ufak bir ihtimal ama söyleyeyim. Aklımda kalmasın. Hani şu karakter böyle birden Spider-Man'e dair planları olduğunu gördük. Şapkasına mavi kırmızı renkleri vurgulanmış olan bir şekilde iyi bir karakter olabilir mi oğlum? Bir şekilde hani Spider-Man'e dair, Spider-Man olmaya dair bir fikir verici falan. Çok düşük bir ihtimal. Sadece tahmin ediyorum. Okay diyoruz. Devam ediyoruz da. 15 to 5 A diyoruz. Jesus birden Spider-Man'e dönüştü. Listen friend, I'm a TV producer. With that act of yours I can make you a fortune. And keep the mask angle. It's great showmanship. Here's my card, call me. You'd be a smash on at Sullivan's show. Thanks demiş, para da aldı bayağı bir. Later, at home again. Showmanship, he hasn't seen anything yet. Since I have the powers of a spider, I'll design myself a spider costume. Okay, because deductive logic, whatever. And, oh, hi Aunt May falan. İşte saklamıyor sanki maskesini falan diyoruz. Şuna bir bakalım. You looked a little tired, PT. So we brought you some crackers and milk. Okay, diyoruz. Crackers and milk. Bless him if they only knew falan.
Kendine ağ atma makinesi cercut falan bir şeyler yapıyor. Birden aşırı fazla egoist falan oldu. Bir amcası bir amcası arasında kendisine gelsin falan diyesin geldi. Yani. Okey diyor. Now let's see. A spider needs a web. This little device should just do the trick. Okay diyoruz. Ağları birleştiriyor. Cet falan. I'll fasten one to each arm. It will operate by the slightest pressure of any finger. Slightest pressure of any finger diyor. Herhangi parmağıyla bassa ağ çıkıyor demek ki. Okay diyoruz. I need a name. Well, guess. Spider-Man is as good as any. Looks pretty good if I do say so myself. Hani böyle bir komiklik payı var, eyvallah. Hani Spider-Man öyle bir tarafı olduğunu biliyoruz. Paso espri yapıyor. Paso kendi kendine konuşuyor falan. Ama burada bir ego da seziyorum ben. Hani bu egonun olmaması lazım. Sevgili Peter Parker diyoruz. We shall see. We shall see. So they laughed at me for being a bookworm. Well, only a science major could have created a device like this. Haklı diyoruz. Haklısın ama that's not the point. That's not the point diyoruz. Sen biraz fazla egoist olmaya başladın. With some strong liquid cement at the end, I can pull myself up anywhere with my little web. And my costume is thin enough to wear unseen under my street clothes. Okay diyoruz. Okay world, better hang on to your hat. Here comes the Spider-Man demiş. Vallahi öyle. Hani better hang on to our hat. Evet diyoruz. Continued after next page demiş. Okay diyoruz. Devam ediyor. Bir reklam koymuşlar. Buradan ilk Spider-Man videosunu bitirsek mi bitirmesek mi bunu da bir düşüneceğim. Amazing new home training plan falan. In-air conditioning and refrigeration. Okay diyoruz. Okay diyoruz. Bunu okuyayım. Bana ne falan. Bir düşünüp geliyorum. Devam diyoruz. 156 demiş. Part 2 diye ayrı bir yazmış. Bunu başka bir yerde okusam mı okumasam bunu düşünüp geliyorum. Okey, sanırım bunu başka videoda okumak iyi olacak. Kendisi bölmüş part 1, part 2 diye. Diyecek bir şey var mı? Düşünüp geliyorum. Nope, hadi görüşürüz.